Kanalıma hoş geldiniz. Bugün şehriyeli bulgur pilavı yapacağım. Tereyağını koydum. Sıvı yağ da koyuyorum. Göz kararı koyuyorum. Bir çorba kaşığı tereyağı, bir çay bardağı kadar sıvı yağ koydum. Yağ çok tutuyor. Berbat bir yağ. Şehriyeyi göz kararı bir çay bardağı kadar atıyorum. Tel şehriyeyi kullanıyorum. Daha güzel duruyor. Görüntüsü de güzel oluyor. 4 küp de şeker atıyorum. İyice böyle pembeleşince bulgurunu da atacağım. Böyle pembiş pembiş oldu. Çünkü rengi ayrışmasını istiyorum. Evet, bulgurun rengiyle aynı olmasını istiyorum. Çok da yanmasın. Güzel bir koku var tereyağı olduğu için. Bulgurumuzu da atıyoruz. Ben kavuruyorum. Bu kavurmayanlar da var ama biraz kavuruyorum. Şekerler eriyinceye kadar diyeceğim ama o biraz uzun sürebilir. Ortalık biraz yağ oldu sıçradığı için tencere kenarlara da yağ var. Sıçrayınca da çok kötü. Bu yeterince kavruldu. Suyu da diğer taraftan ısıtıyordum. Ölçü aldım. Şu an attım suyu, ölçüyle attım, ölçülü yaptım. 4 su bardağı bulgur vardı, 8 su bardağı su attım. Pirinç gibi, bazı pirinçlerde de 1'e 2 atıyorum ben. 1 bardak, 2 bardak atıyorum. Tuzunu zaten atmıştım. Şimdi altını kısacağım, bir güzel kaynadıktan sonra altını kısıyorum. Küçük ocağı alacağım. Küçük yüze aldım. Biraz kimyon, biraz karabiber attım. Biraz da pul biberi atacağım. Bir çay kaşığı kadar da pul biberi attım. Sonra da her zamanki gibi yerken atacaklar tabii ki. Ben lezzet versin diye atıyorum. İyice karıştırdım. Şimdiden beri çekmeye başladı. 1'e 2 attım ama şu an altını kıstım. Bu şekilde kaynayıp demlenecek. Evet, pilavımız çok güzel bir şekilde oldu. Şehriyelerde biraz çok belirgin olmadı yine de ama izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni videolarda buluşmak üzere. Sağlıkla kalın, hoşça kalın. Videomu beğeni ve yorumlardan eksik etmeyin. Eğer abone değilseniz abone de olabilirsiniz. Ücretsizdir. Hoşça kalın.